Herkese merhaba, Defki Avrupa Üniversitesi'nden yayınımıza hoş geldiniz. Bugün öğrenme güçlüğünün yarattığı konular ile ilgili bilgi alacağız. Profesör Doktor Ayşegül Ataman hocamız konuğumuz olacak. ...10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü münasebetiyle işlediğimiz üçüncü konu oluyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sıcaktan şikayet etmiyorum. Birkaç gündür çok sıcak oldu, evet Kıbrıs. Evet, öyle. Bugün öğrenme güçlüğünün yarattığı konular, özür dilerim, öğrenme güçlüğünün yarattığı sorunlar konumuz. Yine Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çok değerli öğretmenlerimiz, misafirimiz. Hemen sizi takdim ederek başlamak istiyorum hocam. Tamam. Doktor Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ayşegül Ataman. Sizden yine çok şey öğreneceğiz bugün hocam. İnşallah. İnşallah. Geldiği kadar, evet. Öğrenme güçlüğü nedir? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Hangi durumlar olduğunda bu tanı konuluyor hocam? Adı üstünde öğrenme olduğuna göre bu okul öncesi dönemde ya da erken çocuklukta ortaya çıkan bir durum değil. Öğrenme olduğuna göre yoğun öğrenmenin olduğu dönem ilkokula başladığımız zaman ortaya çıkan bir durum. Öğrenme güçlüğü denmesinin nedeni de o zaten 1960'lı yıllardan sonra literatüre giren bir kavram. Daha önce biz bu çocuklara ne diyorduk? Tembel çocuk diyorduk, haylaz çocuk diyorduk, yaramaz çocuk diyorduk, kafası bir işe basmayan çocuklar diyorduk. Bir yıl etiket koyduk ama 1960'lı yıllarda Amerikalı psikolog Samuel Kirk bunun bir yetersizlik alanı olduğunu söyledi. Öğrenme yetersizliği, hatta güçlük de değil. Yetersizlik çünkü beynin fizyolojisinden ortaya çıkan bir durum. Bu çocuğun istediği bir durum değil. Beynin neresinden çıkıyor? Bu temporal lobda ortaya çıkan ve temporal lobda talanum temporale denilen bir bölge var. Aynı zamanda da beyincik. Bunun ikisi bundan sorumlu olan yer. Burada bir fizyolojisinde kısa devre var. O nedenle de bu çocuklar bazı akademik konuları öğrenemiyorlar. Bu çocuklar zihinsel yetersizliği olan çocuklar değil. Bu çocuklar işitme, görme, ortopedik yetersizliği olan ve ondan dolayı öğrenemeyen çocuklar değil. Bu çocuklar olağan zekaya ya da üstün zekaya sahip olan ama bazı akademik konuları öğrenemeyen çocuklar. Hangi akademik konular bunlar diye bakacak olursak temelde okuma, yazma, matematik. Bir de ailelerin çok büyük artık etiketin arkasına saklandığı ADHD dediğimiz ya da DEAB dediğimiz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Bunların hepsi özgül öğrenme güçlüğü kapsamı içinde ele aldığımız çocuklar oluyor. Evet, bu çocukların nasıl sınıflandırılması gerekiyor hocam? Şimdi bu çocukları tanılamada temel ölçü çocuğun zeka düzeyiyle başarısı arasındaki açıklık. Yani bilirsiniz çocuk normal bir çocuktur ya da hızlı gelişen zeki bir çocuktur ama performansı zekasına oranla arada çok büyük fark vardır. Bu herhalde yüzlük falan yapar dersiniz. Dörtlük beşlik yapar. Allah Allah niye bu kadar arada fark var diyor. O zaman akademik başarısıyla kapasitesi arasında uçurum olan çocuklar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar. Bu çocukları nasıl sınıflandırıyoruz? Bu çocukların bir grubu okumayla ilgili disleksiya dediğimiz durum, okuma güçlüğü olanlar. Bir kısmı matematikle ilgili güçlüğü olan çocuklar. Bir kısmı el yazısıyla ilgili güçlüğü olan çocuklar. Çocuk okula başladığı zaman öğretmenlerimiz hızlı bir biçimde birinci sömestrin sonuna gelmeden çocukların okumasını, okumayı sökmesini ve yazmasını isterler. Yazmayla ilgili olarak bu çocukların kalem tutuşları farklı zaten. Kalemin doğru tutuş biçimi de yok. Onu hemen söyleyeyim. Bizde nedense bir şey var, ön yargı var. Baş parmak, işaret parmağı ve orta parmağın birleşiminden hareketle kalem tutmak durumundayız. Ama
bakarsanız batıdaki insanların işaret parmağı kalemin tepesinde olarak da tutuyor. Sağlak olduğu halde solakmış gibi yazan da oluyor. Yani önemli olan çocuğun yazma becerisi, kalem tutma becerisi değil. Kalem tutmada da zorlanırlar bu çocuklar. O zaman neler yapamıyorlar? El yazısını yazmakta zorlanıyorlar, yazılı anlatımda zorlanıyorlar, noktalama işaretlerinde zorlanıyorlar, kelimeler arasına boşluk koymuyorlar, harfler arasına boşluk koymuyorlar, küçük harfle başlayıp büyük harfle devam ediyorlar, büyük harfle başlayıp küçük harfle aşağıya doğru gidiyorlar ya da yukarıya doğru gidiyorlar, harflerin yazış yönlerini karıştırabiliyorlar. Artı kendilerini ifade ederken yazılı ifadede sözcük dağarcıkları oldukça sınırlı bu çocukların. O zaman bunların yazma ve yazılı anlatımla ilgili güçlüğü olabilir. Hepsinin değil, bir bölümünün. Bir kısmının da okumayla ilgili problemleri oluyor. Disleksiya dediğimiz grup temelde bunlar. Hatalı okuma yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Atlama yapıyorlar. Ekleme yapıyorlar. Ters çeviriyorlar. Ayna gibi yazanlar da olabiliyor. Ayna yazısı şeklinde yazanlar olabiliyor. Metni özetleyememe olabiliyor. Kahraman kim onu bulamama olabiliyor. Okuma hızları çok düşük oluyor. Okuduğunu anlama kapasiteleri çok alt düzeyde oluyor. Bunların da okumayla ilgili sorunları var diyoruz. Üçüncü grup matematik güçlüğü olanlar. Zaten biz millet olarak matematiği seven bir millet değiliz. Ben öğrencilerime soruyorum ki bir kısmı matematik lisede görmemişler. İlginç olan şey matematik okutulmaz mı? Olacak iş değil. Bütün eğitimin temeli, bilimin temeli matematik. Dört işlemi bilmeden gelen öğrencilerimiz var. Matematikten nefret ediyoruz. Çünkü matematik soyut bir alan. Somut değil. Yani dokunamazsın matematiğe. Ancak göstergelerini dikkate alabilirsin. Hı-hı. Ama evrenin formülü matematiktir. Yaşam matematiksel olarak gider. Bunlar matematikte güçlük çekiyorlar. Nelerde geçiyorlar? Sembolleri ayırt etmede güçlük çekiyorlar. Başka? Ritmik saymada güçlük çekiyorlar. Yani ritmik sayma dediğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9 gibi ritmik saymada güçlük çekiyorlar. Şekilleri uzaydaki konumlarını ilişkilendirmede zorluk çekiyorlar. Altta, üstte, sağda, solda, onun arkasında kapsadığı alan nedir? Bunda zorluk çekiyorlar. En önemlisi öğretmenlerin hemen gözüne batan şey dört işlemi yapmakta. Toplama, çıkartma, bölme ve çarpma işlemlerini yapmakta zorluk çekiyorlar. Miktar kavramı, zaman kavramı, saat okuma, saat kavramı bunlarla ilgili de bayağı güçlükleri oluyor. Matematik güçlüğü olan çocukların. Parça bütün ilişkilerini kuramıyorlar. Para kavramları tam gelişemiyor. Para üstü almakta zorlanıyorlar. Bir problemi siz sözlü olarak anlattığınızda 5 tane elma vardı, 5 elma dağıldı, kaç elma yapar diye sorduğunuzda bunu algılayıp 10 elma var diye size cevap veremiyor. Yazılı bir metin olması gerekiyor. Bunlar kavram, özellikle para ve zaman kavramı, zamanı kullanmada problem yaşıyorlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ise en dramatik olanı bu gruplar içinde. Neden en dramatik olanı? Çünkü hiperaktivite 5 yaştan önce ortaya çıkıyor. Yani öğrenme güçlüğünün diğer alanları gibi okula başladığında görülen bir durum değil. 5 yaştan itibaren çocukta dürtüsellik, yerinde duramama, aşırı hareketlilik, sanki kıçında kurt varmış gibi kıpır 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 doğru dürüst oturamama, televizyon izlerken yan yatma, amuda kalkma, koltuğun tepesine çıkma, duvara tırmanma, koş dediğin zaman ayağı kıçına vuraraktan koşması. Ben de onlardan biriydim vaka çocukken, onu da söyleyeyim de. Kendimi 60 yaşında tanı koydum, o da ayrı mesele. Duramama. Bir şey dürtüyor içeriden, hareket et diye dürtüyor. Olacak şey mi? Evet. Hiperaktivite bu. Aşırı hareketlilik olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat eksikliği çok da fazla üstünde durmuyoruz bunun. Ben yabancı dil öğrenirken yurt dışına gittiğimizde hep gelen ödevlere dikkatsizlik hataları, dikkatsizlik hatası. Allah Allah, ben niye bu kadar dikkatsizlik hatası yapıyorum diye sonra düşündüm. Evet, ben acele ediyorum.
Yani lep demeden leblebi yenildiğini algılar, hemen leblebi diyor. Belki leblebi demeyecek adam. Lebi derya diyecek, başka bir şey diyecek ama ben önden giden biri. Hani arabaları kurarsınız, bırakırsınız masanın üstüne oyuncak arabaları vım diye gider. Onun gibi kurulmuş, hazır hareket etmeye. Hiperaktivite bu durum. Peki bunun özelliği ne? Hiperaktivitenin dikkat eksikliğiyle birlikte olabilir. Dikkat eksikliği sadece olabilir. Dikkat eksikliği sadece ise ve hiperaktiviteye eşlik etmiyorsa o zaman çok da dikkati çekmeyebilir çocuk. Bütün öğretim yaşantısında 6'ya aşma, 5'ten şaşma böyle arada ortada yuvarlanarak gider. Eğitimde de başarısızlıklara uğrama riski oldukça fazladır bu çocuklar. Evet. Peki bu neden oluyor? Bu beynin fizyolojisiyle ilgili dedik ama kalıtsal yanı da var bunun. Özellikle dikkat eksikliği hiperaktivitede. Bu çocukların ailelerinde %25 oranında kendilerine benzer yetişkinler olabiliyor. Babası öyle olabiliyor, annesi öyle olabiliyor. Benim büyük oğlumun eşi hiperaktif, oğlan da öyle. Her sabah okula giderken elini uzatıyor, Ritalin'i alıp öyle gidiyor. Peki ne yapıyoruz biz? Eğer bu çocuklara gerekli düzeltmeleri yapmazsak, bu çocuklar okulda başarısız olurlar. Onun için dikkatlerini artırıcı stratejiler uygulanması gerekiyorsa, odaklanmayı artıran bazı ilaçların verilmesi gerekiyor. Geçer mi? Geçmez. Yetişkinlikte bile bunu görüyorsunuz. Kendimden de biliyorum bunu. Ben hala hiperaktifliyim. Bu yaşımda oturup bir köşemde torunlarımı sevmem dururken buralarda haldır haldır ders veriyorum. Yani yapılacak iş değil. Ama yapıyorum. O da benim işte hiperaktiflik boyutundan olan şey. Peki okuma, yazma, matematikle ilgili biz herhangi bir farklılık yaratabilir miyiz? Evet, yaratabiliriz. Onun için de bazı stratejileri öğretmenlerin uygulaması gerekiyor. Evet. Neler hocam bu stratejiler? Neler yapmalı öğretmenler? Şimdi bir defa açık konuşmak gerekirse öğretmenler bu çocukları sınıflarında istemiyorlar. Çünkü bunlar karın ağrısı gibi çocuklar. Dur dersin durmaz, otur dersin oturmaz. Yazarsın bir daha yazar, hızlı yazamaz, kopyalayamaz, matematikte sorun yaşar, kimisi okumada sorun yaşar. Ve bunların sınıflarında benim sınıfımda olmasın da başka bir sınıfta olsun, bir başkası uğraşsın diye düşünüyoruz. Çok da istemiyoruz. Özellikle hareketli çocukları çok fazla istemiyoruz. Şöyle bir şey yapmış öğretmenin birisi. Bundan 4-5 sene önceydi. Sosyal medyada da çıktı, televizyonda da gösterdiler. Ege bölgesindeki bir ilkokuldaki sınıf öğretmeni. Bakmış ki sınıfta çok fazla hareketli çocuk var. Oturun, doğru durun demekten de çenesi yoruldu. Hepsinin sıralarının oturak yerlerini kaldırmış öğretmen. Pilates topu koymuş. Çocuklar pilates topunda oturuyorlar. Canı isteyen orada yukarı aşağı yukarı aşağı sallanıyor. Başarının arttığını görmüş. Çünkü olumsuz davranışa tepki vermiyor artık. Oturun. Çünkü uygun olan bir davranış değil hareket etmesi. Ama o çocuk hareket ederek öğrenmesi gereken bir çocuk. Bu bağlamda şunu da söylemek lazım. Bazı çocuklar hareket ederek öğrenirler. Bunlar kinestetik çocuklardır. Mutlaka uygulama yapmaları gerekir. Mutlaka bir etkinlik yaparken öğrenmeleri gerekir. Onun için öğretmenlerin öncelikle çocuğun nasıl öğrendiğini tespit etmesi lazım. Görsel bir çocuk mu? İşitsel bir çocuk mu? Kinestetik bir çocuk mu? Bunların hepsinden var mı? Eğer kinestetik bir çocuksa bu çocuğun hareket etmesine fırsat tanımak lazım. Ne öneriyorum ben? Özellikle ilkokulda Türkiye'de rahatlıkla bulabilirler. Spor malzemesi satan yerlerde de sandalyelerin altına, sıraların altına kalın bir lastik bant koyup ayaklarını sallamalarına izin verecek öğretmen. Hareket etmesi lazım. Ya da küçük bir top koyacak, topu çevirecek ayağının altında. Yoksa bu çocuk silgisini ısırır, kalemini ısırır, kağıtları dürer büker fırlatır. Öğretmen anlatırken başka bir şeyle meşgul olur. Çünkü diğerinin oynaması gerekiyor öğrenebilmesi için.
oğlum çiçek çocuk ol, kızım çiçek çocuk ol, kollar arkaya bağlansın, beni dinleyin dediniz mi? Kinestetik çocuklara öğrenme diyorsunuz. Sadece işitsel çocuklara yönerge vermiş oluyorsunuz. O zaman öğretmenlerin görsel işitsel malzemeyi güzel kullanması lazım. Artı kinestetik çocukların mutlaka tespitini yapıp bir yerlerinin hareket etmesine fırsat tanımak lazım. Bir tanesi dedim ki sessiz bir tespit veriyorsunuz eline dedim. Çık 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 ses çıkartmıyor. Eliyle tespihi çekiyor. Çünkü tespihi çekerken odaklanabiliyor. Peki şey için ne yapıyoruz? Yazma güçlüğü olan çocuklar için ne yapıyoruz? Şimdi şu pandemide de bol miktarda çocuklar kullandı. Artık kalem kağıt kullanmıyorlar. Bir yerde kalem sadece imza atmaya yarayan bir araç haline geldi. Onun dışında bütün yazılı malzemeyi biz bilgisayar ortamında yazıyoruz. O nedenle bilgisayar da sizi uyarıyor zaten. Değişik programlar var. Ama çocuğun el becerilerini geliştirmesi lazım. Eğer parmak kasları çok iyi gelişmediyse de kalemi muntazam tutamaz ve muntazam yazamaz. Onun için hamur işleri ve benzerleri evde annesi babası da yapabilir, kendisi de yapabilir. Artı altı çizili belirli kağıtlar kullanmak lazım. Bu çizgide kalması gerektiğini söylememiz lazım. Gerekiyorsa büyük kareli kağıtlar kullanmak lazım. Ki biz güzel yazı dersinde ilkokuldayken kareli kağıtlar kullanır. Onun evet. içinde harfleri çevirirdik. Şimdi onlar da kalmadı. Onları yapmak lazım. Ya da alfabenin harflerinin trace edilen, üstünden gidebilen şekillerle el becerisini geliştirici şeyler yapmak lazım. Başka fırsat tanımak lazım. Cümle kurmasına, sözcük zenginleştirmeye, kelime oyunları olabilir, benzeri olabilir. Çünkü özellikle ilkokul, ilk dört sınıfta çocuklar oynayarak öğrenirler. Oyun etkinliğini temele alarak gitmek gerekiyor. Disleksiya için hızlı gelişen, üstün zekalı çocuklara bile önerdim. Bilgisayarla yazmak. Önce bilgisayarla yazıyorsunuz. Ters yazma yok, ayna yazısı yok, bitiştirme yok. Muntazam yazabiliyorsunuz. Değilse altını zaten size hemen çiziyor. Biliyorsunuz ki bir yerde yapışık yaptınız. Ona aralık vermeniz lazım. Bunu öğretiyorsunuz. Ondan sonra onu el yazısı şekline dönüştürebilirler. Çok da gerekli değil el yazısına dönüştürmek ama nedense okullarımızda illa da sayfalar dolusu el yazısıyla yazı yazdırılması gerekiyor. Bu bence gereksiz bir iş. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Onun yerine o metinle ilgili küçük şiirler yapmaları, resimler çizmeleri ve benzeri yapması anlamayı daha iyi geliştirecektir. Onların yapılması lazım. Matematiğe gelince değişik stratejiler var. Bu da, değişik stratejiler dokunsal olarak ritmik sayma, toplama, çıkartma ve benzerini gösteren, öğreten öğretimsel stratejiler var. Onların uygulanması gerekir diye özetleyebilirim. Evet. Bu tür öğrenciler hocam okulda eğitim süreçlerinde karşılaştığı en büyük handikaplar neler oluyor? Yani nelerle yüzleşiyor bu öğrenciler? Sizce nelerin çok çabuk bir şekilde iyileştirilmesi gerekiyor bu öğrenciler için? Şimdi en başta ötekileştirme var tabii. Eğer yazısı kötüyse ve öğretmen gene yazın kötü, okuması zayıfsa ve ters okuyorsa gene beceremedin diye bu olumsuzlukla yaklaşıyorsa arkadaşlar tarafında aşağılanması söz konusu, itilmesi, kakılması söz konusu. Böyle olunca da sınıfın şaklabanı olma ihtimali fazla bu çocukların. Arkadaşlarının dikkatini çekip onların onayını alabilmek için başka bir şeyler yapması gerekiyor. O zaman çocuğun özelliklerine dikkate almamız lazım. En büyük görev öğretmene düşüyor. Bütün çocukların farklı biçimde öğrendiğini öğretmenlerin bilmesi lazım. Bu çocuklar başarısız çocuklar değil. Bu çocuklar tembel çocuklar değil. Bu çocuklar çalışmadıkları için yapamayan çocuklar değil. Bu çocukların beyin fizyolojisinde bir kısa devre var. O nedenle bunu yapamıyorlar. Bununla ilgili de stratejiler var. Bu stratejileri okumada olsun, yazmada olsun, matematikte olsun öğretmenlerimizin öğrenmesi lazım. Öğrenmiyorsa öğretmenlerimiz, bilmiyorsa bunu, çünkü sınıf öğretmenliği programlarında bunlar yok. Özel gereksinim olan çocuklara nasıl matematik öğretilir yok, nasıl okuma yazma öğretilir yok. Bunların hiçbirisi yok. O zaman okullarındaki destek eğitim odalarında özel eğitim öğretmenlerinden destek almasını sağlayabilirler. İlla da kaynaştırma
kararı çıkması gerekmiyor. Her çocuğun bir süre destek eğitimi almaya gereksinimi olabilir. Ama teknolojiden yararlanmaları çok çok iyi. Çünkü işitsel girdi ve görsel girdi algılamayla ilgili problemleri olduğu için hangi algı kanalında sorun varsa onun geliştirilmesi için gelişmiş olan algı kanalından hareket etmemiz gerekiyor. Arkadaşlarıyla anlatılması lazım. Ne olabilir? Mentorluk yapılabilir. Akran öğrenmesi yapılabilir. Çok iyi okuyan biriyle birlikte sen arkadaşına okumada yardımcı olabilirsin denilebilir. Öğretmenin müfredatını farklılaştırarak çocukların ihtiyacına göre programını halletmesi gerekiyor. Evet, çok büyük iş düşüyor öğretmenlere aslında Kesinlikle, özellikle. kesinlikle. Öğretmen birinci figür. Evet. Velilerle öğretmenlerin hocam iletişimi bu bağlamda nasıl olmalıdır? Yani gene ödevini yapmamış, gene şunu yapmamış. Sizin çocuk hep okula niye çağırıyoruz biz öğretmenleri? Çocuğun başarısızlığını söylemek için öğretmenler, velileri okula çağırıyor. Bugün çocuğunuz şunu yaptı. Zaten çağırmaya da gerek yok artık WhatsApp grupları var. Çocuk eve gitmeden okulda yapmış olduğu bütün marifetleri diğer arkadaşlar annelerine söyledi. Anneler de WhatsApp'ta ilan ettiler. En büyük sorunlardan birisi Evet. öğretmen. WhatsApp anneleri. Çocuk eve geliyor, her şey olmuş bitmiş. Arkadaşıyla itiştiydi, o bitmiş. Ama kapıda elini beline koymuş bir anneyle karşılaşıyor. Gene ne yaptın diye dişini kilitlemiş bir anne. Ne oldu ki diyor çocuk gözlerini ayırmış. Ahmet'e diyor, dürtmüşsün diyor. Ne zaman dürtmüşüm? Oldu birinci derste, biz beşinci derste kalktık eve geldik. Onun için WhatsApp annelerini öğretmenlerin çok iyi takip etmesi lazım. Mutlaka ve mutlaka kendileri de o grubun içinde olmalı. Çünkü pireyi deve yapan bir biçimde olaylar eve anlatıldığı için bazı ailelerde eskiden eti senin kemiği benim diye götürüp çocuğu okula teslim ediyordu. Öğretmen çaplak da vursa, öğretmen takaza da yapsa, öğretmen haklıdır, kim bilir ne yaptın diye öğretmenin arkasında oluyorduk. Artık öyle bir şey yok ki. Bütün mahalle, bütün sülale öğretmenin üstüne hücum ediyorlar. Vay sen bizim çocuğumuza ne yaptın diyor. Onun için öğretmenin sınıfta olup bitenleri velilere nasıl anlatıldığını kontrol altında tutması lazım ve bu grupların içinde olması gerekir. En kestirmesi haftalık raporlar göndermektir. Öyle olursa aileler rahatlar. Yani Ayşe'den Fatma'dan duyuncaya kadar sınıfta olup biteni öğretmenin kendilerine gönderdiği ya da WhatsApp üzerinden ilettiği bilgilerden sınıfta olup bitenleri öğrenebilirler. Bir diğeri görüşmeye çağırdığında öğretmenler, velileri mutlaka ve mutlaka çocuklarının sırasında oturtursunlar. Çocuğun sınıfta yaptığı bütün etkinlikler de sıranın üzerinde olsun. Ve de 2-3 veliyi birlikte alsın. 2 veli arkada otururken bir veli önde. Açsın çocuğuyla ilgili önce olumlu özelliklerinden başlayıp çok güzel bir çocuk, çok temiz, gayet güzel geliyor, tırnakları kesilmiş, saçı taranmış, kuralları dinleyen bir çocuk. Neyse iyi yanları. Oradan başlasın. Ondan sonra ancak şu noktalarda şöyle destek verirsek, siz de evde ödevlerinin yapıldığını kontrol eder bana gönderirseniz, o zaman çocuğumuzun ilerlemesini çok daha iyi gözlemiş oluruz desin. Şimdi şöyle bir şey var. Ödev veriliyor. Ödev verilince özellikle özel gereksinim olan çocuklar için söylüyorum. Evde ya da olağan gelişen çocuklar için bir şey fark etmiyor. Ödevi aile oturuyor çocuğun başına yapıyor. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı kontrol ediyor bir de. Şimdi her sene öğretimde yeni değişiklikler, yaklaşımlar oluyor. Anne babanın yetiştiği dönemdeki öğretim stratejileriyle, öğrenme biçimiyle okuldaki öğrenme farklı olabilir. Ana babanın görevi, ödevin çocuk eğer bazı çocuk anneyi yanında ister, babayı yanında ister ödev yaparken sadece kontrol etmek ödevin yapılıp yapılmadığını. Doğru ya da yanlış olduğunun kontrolü öğretmene aittir. Ve bunun dönütünü o ödevin üstüne bir gülen yüz koyarak, bir emoji yerleştirerek, bir aferin yazarak belirtmesi gerekir. Sayfanın altında da annenin ödevini yaptı diye imza atması gerekir. Böylece karşılıklı bir iletişim kurulmuş olur. Çocuğun
yaptığının değerlendirilmesi öğretmen tarafından, yapılıp yapılmadığı da anne tarafından ya da baba tarafından. Her kimse çocukla ders çalışma sürecini planlayan onlardan yapılması gerekir. Ama ana babalar kendi bildikleri gibi öğretim yapıyorlar. Okulda da farklı bir öğretim yapılıyorsa çocukta bu defa karmaşa ortaya çıkıyor. Özellikle okumada ses temelli var, cümle temelli var. Bir grup cümle temelli öğrendi, bir grup ses temelli öğrendi. Okulda karma mı yapıyorlar, ne yapıyorlarsa öğretmenin de bunu söylemesi lazım. Onun için okumada çocuğa okutturun diyoruz. Okumuyor diyor. Ben de diyorum ki sen okumuyorsun diyorum. Ben de okumam diyor. Sen okumuyorsan iyi bir şey olsa annem okurdu, babam okurdu, iyi bir şey değildi. Ben de okumam diyor çocuk. Okuma saatinin olması lazım. Şöyle hoş bir şey, 3 yaşında oğlu olan bir babayla konuşuyoruz. Dedim çocuğunuza kitap okumanız lazım. Onunla etkinlik yapmanız lazım. Bir hafta sonra geldi. Hocam dedi dinlemedi dedi. Peki ne yaptınız dedim. Yetişkinler için yazılı olan işte Ahmet Ümit'in bilmem ne kitabını okudum ona dedi. Dedim ki o değil. Kucağınıza alacaksınız. Bir hayvan hikayesini açacaksınız. Bak burada bir tane sincap varmış. O sincap ne güzel hoplamış. Bu çeşitten okuma yapacaksınız dedim. Kitap bizim hayatımızda yok. Okuma da yok. O zaman çocukların okumayı sevmemelerinin temel nedeni evde. Evde annenin babanın telefon, tablet, bilgisayar, televizyondan vazgeçip günün belli bir saati, hele şu pandemide okumaya ayırmaları lazım. Okuyup paylaşmaları lazım. Güzel kısımlarda bak burası çok iyiymiş, sizinle de paylaşayım demesi lazım. Okuma yok. O zaman okumayı bilmeyen, okumayı sevmeyen bir ailenin çocuğu da okumayı sevmez. Bu kadar basit. Matematik güçlüklerinin büyük bir kısmını hesap makinalarıyla halletmemiz mümkün. Ama matematiksel düşünme, neden-sonuç ilişkileri ve problem çözme becerileri hesap makinesiyle yapılan bir şey değil. Onun için de evde günlük hayatta karşılaştığım problemlerle ilgili çocukla konuşmak, fikrini sormak. Sen ne dersin? Nasıl olabilir? Eyvah evde yumurta bitmiş. Ne yapsak? Bu bir problem durumudur. Ne yapalım pandemide? Yumurtasız bir şey yapalım. Deneyelim nasıl olur? Bunlar da çözüm yollarıdır. Hakikaten ya nasıl güzel düşündüm. Benim hiç aklıma gelmediydi deyip onu yaptığımız zaman çocuk problem çözme becerisini yavaş yavaş geliştirir. Benim fikrime önem veriyorlar. Söylediğime dikkat ediyorlar diye. Yoksa çocuğa sordunuz, çocuk söyledi, siz yine bildiğinizi okudunuz, o hiçbir şeyi geliştirmez. Aileyle iletişimde odak nokta çocuğun iyi özelliklerinden başlamalı ve de muntazam biçimde veli ve öğretmen iletişim içinde olmalı. Eğitimin amacı çocuklarımızı kendine yeterli hale getirmektir. Özellikleri ne olursa olsun. Evet. Hocam veli ve öğretmen iletişimini güzel bir çizgide tuttuk diyelim. Ama bir de şöyle bir boyut öne çıkıyor. O sınıftaki diğer çocukların velileri, bilmiyorum doğru bir tabir olur mu ama çok fazla talepkar davranabiliyor. Benim çocuğumun zamanından çalınıyor, işte bu çocuğa daha fazla ilgi gösteriliyor gibi tutumlar sergileyebiliyorlar. Diğer çocukların velileri için ne söylemek istersiniz? Yani onlar ne yapmalılar, nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Şimdi bir defa velilere çocukların tümüyle ilgili genel bir bilgi verilebilir. Zaten aileler bilir kimin ne olduğunu, sınıfta kim var kim yok. Eğer özel gereksinimi olan bir çocuk varsa, disleksiyası olan bir çocuk varsa ya da kaynaştırma grubundan bir çocuk varsa mutlaka ve mutlaka yasalarımızda yok ama okullarımızın bir kısmında uygulanıyor ve olması gerekir. Ufak bir torba yasayla bunun torba yasanın içine konulacak maddeyle halledilir. Gölge öğretmenliğin devreye girmesi lazım. Mutlaka ve mutlaka. Şimdi okullarımızın hepsinde destek eğitim odaları var. Bu destek eğitim odalarında özel eğitim öğretmenlerinin olması lazım. Nöbetçi olan öğretmenin değil de özel eğitim öğretmenlerinin olması lazım. Onlardan destek almaları gerekir. Öğretmenin öğrencisinin arkasında durması lazım.
bütün öğrencilerinin arkasında durması lazım. Hele özel gereksinim bir çocuk varsa onun kaybolmaması, ötekileştirilmemesi için onun ailesiyle birlikte arkasında olması lazım. Çocuklar acımasızdır. Çok kötü davranabilirler birbirlerine karşı ama anlattığınızda çok çabuk da anlarlar ve arkadaşlarına gerekli desteği verirler. Özellikle akran öğrenmesi, mentorluk yapma, birlikte etkinlik ve proje planlama bu noktada birinci derecede önemli faaliyetler olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Gazi Üniversitesi'nden öğrencileriniz yazmış hocam. Eski yıllardaki ders anlatışlarınızı hatırlamışlar bu programı izlerken. Teşekkür ederim. Onlar hocam sorularımız bu kadardı. Sizden gerçekten 3 gün boyunca 3 farklı konuda çok fazla şey öğrendik. Bu güzel katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi yeniden ağırlamayı dört gözle bekliyoruz hocam. Katılımları için öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Pandemi yaparız, yüz yüze yaparız inşallah öğretmenlerimizle kendi yerlerinde. O çok daha keyifli oluyor. Bu benim evden yapıyorum. Kontrol kuramıyorum. Onun için dönüklerin ne olduğunu kestirmem senin vasıtan da oluyor. İnşallah bunlar bittiğinde geniş gruplarla sohbetlerimizi ve de konuşmalarımızı devam ettiririz. Evet. Teşekkür umuyorum ediyorum ben. Hocam. Evet. Herkese iyi bayramlar diliyorum tekrar. Az bir şey kaldı Ramazan bayramına. Bilimsel kurul biz de denize gitmeye başlarız diyorum. Umarım, evet. Umarım. Muğla Arge'ye de çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından, katılımlarından dolayı. Çok sağ olunuz hocam. İyi günler diliyorum herkese. Evet.